Çetin komutanım, Evet. sen direkt main soruna geç. Tamam, geçeyim. Herkese çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon için Ramazan. Başta sana madalya ve şey Sevan kardeşine. Hola Delgado. Hola. Benim sorum şu aslında, belki her şeyi tamamen şey yapacak, kaplayacak ama Türkiye'den giderken Türkiye'de neler bıraktı? Ayrılırken neler götürdü yanından? Bir de Türk futbolunun teması ve sert olduğunu biz de görüyorduk. Çünkü canlı seyretme imkanım da oldu Delgado'yu. Burada zaman zaman arkadaşlara da anlattım. Yani bir Ankara Gücü Beşiktaş maçı vardır ki böyle tekmeden kendini zor kurtardı. Bir kere unuttular onu. O da zaten golünü attı, 1-0 aldık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ ol komutan. Evet, sorumuzu soralım şimdi. Delgado, pregunta es cuando dejaste el Turquía, ¿qué dejaste en Turquía y qué llevaste de Turquía cuando saliste de Turquía? Y él está diciendo que obviamente el momento que estabas jugando, el fútbol turco es muy, tiene mucho contacto y hay muchos fouls y jugadas son muy duros. Y acuerda un partido de Ankara Gücü Beşiktaş que casi te llenaron de golpes y todo. Y tú, el primer escapada, tuviste tu chance y metiste tu gol y ganamos 1-0, dice. ¿Qué opinas sobre ese también? Bueno, que me llevé millones de momentos únicos que puede vivir un jugador de fútbol. Tengo, sinceramente, recuerdos muy, pero muy lindos de la ciudad, de los amigos que hice ahí, de la vida que hicimos con mi familia. Bueno, tengo una turca, pero no es de sangre, pero nació mi hija en Estambul, así que eso tenemos muy presente. Siempre. Claro. Así que bueno, me llevé muchas cosas lindas. ¿Y qué dejé? Bueno, dejé esto, que me hagan una entrevista y todavía se acuerden de mí. Primero contesto eso y luego segunda Sí. pregunta lo hago. Komutanım diyor ki o kadar çok özel anılar, o kadar çok güzel günler götürdüm ki yanımda diyor. Yani arkadaşlıklar, yaşadığım o günleri diyor, unutamam diyor. Hatta diyor bir tanesi yanımda diyor, kızım diyor. İstanbul'da doğdu diyor. Götürdüklerin bir tane içinde de kızım var diyor yani. Ondan sonra tabii ki diyor ne bıraktık diyor. Evet bu yayın şu anda görüyorsunuz diyor. Bütün bu yayında katılanlar işte hatırlayanlar anılar bıraktıklarımızda güzel anılar diyor. Çok teşekkür ederim canım kardeşim, sağ olasın. Teşekkür ederim Çetin Komutanım. Andrew, İkinci sorusunu da bir Oh, soralım. pardon. Sí, Güzel. la segunda pregunta. En segunda pregunta era Sí, de el la del gol. Sí, ajá, gol y el fútbol duro sí, de sí, Turquía. sí, fue un gran cambio para mí llegar A mí de. me no, si no me equivoco, en Argentina, la Liga Argentina similarmente es duro Sí, también. es muy parecida a la turca. Muy parecida. Muy parecida a la Digo, liga. con mucho más técnica, obviamente, pero Pero, eso no, no, eso no. queda entre nosotros, no te preocupes. Sí, pero lo vi muy similar todo, el fanatismo de la gente, el fútbol, el contacto muy físico, pero sí, me acuerdo que fue un gran cambio para mí, luego ir de Suiza a Turquía, la verdad que había mucho más, Okay. más agresividad. Y Más agresividad. de ese gol sí que me acuerdo, fue en Ankara, ganamos 1-0, fue un Así es. partido muy difícil. Ajá. Golü hatırlıyorum diyor. 1-0 yendiğimizi ve zordu diyor o maç. Evet. Aslına bakarsan diyor Arjantin liginde de sertlik ve dinamizm var. Ama tabii İsviçre'den geldikten sonra yani İsviçre ile karşılaştırdığı zaman diyor aradaki çok fark var diyor yani o sertlik ve mücadele. Aradaki farkı çok olarak söylüyor yani. Teşekkür Teşekkür ediyorum. ederim Sağ Seba. olun.